Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Haziran'da olduğumuz dönemenin matematik sorularını çözeceğiz beraber. B kitapçığının sorularını çözüyorum. Balcı Hasan amcanın 10 adet fenli kovanı, 10 adet ise kaya kovan şeklinde olan 200 arı kovanı bulunmaktadır. Bir de arılarını koyduğu bölgede 10 dekarlık arazide badem ağaçları bulunmaktadır demiş. Hasan amcanın 2020 yılında arılarından elde ettiği bal miktarı grafikte, ürettiği balın satış fiyatı ise tabloda gösterilmiştir. Hasan amcanın fenli kovanlardan elde ettiği balın tamamını toptan, kaya kovan balın ise yarısını toptan, yarısını ise perakende satmıştır. Hasan amca 2020 yılında ürettiği tüm ürünlerden 150 bin TL gelir elde ettiğine göre bir dekar araziden kaç TL'lik badem satmıştır diye soruyor. Şimdi önce satılan mallardan elde edilen miktarları bulmamız lazım. 3 tane fenli kovan, 100 tane kara kovan şeklinde toplamda 200 tane kovanı vardı. Kara kovanların bir tanesinden elde ettiği ürün miktarı 2 kilogram. 100 adet kara kovanı var. O zaman 100 çarpı 2'den toplamda 200 kilogram bal gelecek buradan. Kara kovanlardan elde ettiği balın yarısını toptan yarısını perakende satıyor. Şimdi kara kovanın miktarı nasıl bakıyoruz? 1 kilogramın satış fiyatına bakıyoruz. Toptan satarsa 120 lira, perakende satarsa 180 lira. Bunun yarısını toptan, yarısını perakende satacak. Yani 100 çarpı 120'den bu balın yarısından 12 bin TL gelir elde ediyor. Diğer yarısını perakende satacak. Yani 100 çarpı 180'den buradan da 18 bin TL gelir elde eder. Fenli kovanların bir tanesinden ise 15 kilogram ürün elde ediyor. Yine 100 adet kovanımız vardı. 100 çarpı 15'ten 1500 kilogram bal elde etti ve bunun tamamını toptan satıyor. Toptan satarsa 1 kilogramının fiyatı 30 TL olacak. 1500 çarpı 30 diyorum. Buradan da 45 bin TL gelir elde etti. Bunların hepsini toplayıp toplam elde eden gelirden çıkarırsam bademden elde ettiği geliri bulmuş olurum. Bakın 12 bin, 18 bin ve 45 bin. Bunların hepsini toplarsam toplamda 75 bin TL bal satışından 75 bin TL gelir elde etmiş oluyor. 150 binden 75 bin çıkarıyoruz. Buradan da bademden elde ettiği geliri buluyorum ama badem 10 dekarlık arazide bulunuyordu. Yani 10 dekar için elde edilen tutar bu kadar. Ama biz bir dekarlık araziden kaç TL'lik badem satmıştık bunu arıyoruz. O yüzden ne yapmam lazım? 75 bini ona bölmem lazım. Bir dekarlık araziden elde ettiği gelir 7500 TL olacak. Yani cevap B şıkkı. Bir tekstil fabrikasının üfleme bölümünde 2Y kadar kişi çalışmaktadır. Bu bölümdeki her kişi günde 2Y artı 2X adet ürün üflemektedir. Günlük ütülenen ürün miktarını arttırmak için bu bölüme X tane işçi daha alınmıştır. Ütüleme işlemini yeni öğrenen bu işçiler günde X adet ürün ütüleyebilmektedir. Bir süre sonra günlük ütülenen ürün sayısı değiştirilmeden her işçinin eşit miktarda ürün ütülemesi istenmiştir. Buna göre bir işçinin günlük ütülemesi gereken ürün sayısını gösteren cebirsel ifade. Şimdi normalde ilk durumda 2Y kadar işçi var ve her biri 2Y artı 2X adet ürün ütülüyor bir günde. O zaman ilk durumda işçi sayısıyla bir tanesinin ürettiği, ütülediği miktarı çarparsam toplam bir günde ütülenen miktarı bulmuş olurum. Ürün sayısını bulmuş olurum. Buradan da 4y kare artı 4x'ye gelecek. Daha sonra x kadar daha işçi alınıyor ve bunların her biri x adet ürünü ütülüyor bir günde. O zaman x çarpı x'ten bu yeni gelen işçiler de x kare tane ürün ütülüyorlar bir günde. O zaman bu iki ifadeyi toplarsak bir günde ütülenen toplam ürün miktarını bulmuş oluruz. Yani 4y kare artı 4x'ye ifadesiyle x kareyi toplarsam şöyle bir ifade elde ediyorum. 4y kare artı 4x'ye artı x kare. Bu bir günde ütülenen toplam ürün miktarı. Günlük ütülenen ürün sayısı değiştirilmeden, yani bu ifadeyi değiştirmeden her işçinin eşit miktarda ürün ütülemesini istiyoruz. O zaman ne yapmam lazım? Toplam ürün miktarını işçi sayısına bölmem gerekiyor. Artık son durumda işçi sayısı 2y artı x kadar oldu sonradan gelenlerle birlikte. Bakın bu ifade zaten tam kare özdeşliğini veriyor bize. 4y kare artı 4x'ye artı x kare. Bu ifade x artı 2y'nin karesinin açılımıdır. Yani toplam ütülenen ürün miktarı x artı 2y'nin karesi. Bunu son durumdaki işçi sayısına, çalışan işçi sayısına bölersem, yani x artı 2y'ye bölersem, bakın birer tanesi sadeleşiyor. Geriye ne kaldı? X artı 2y. Demek ki
Her bir kişinin x artı 2y tane ürün ütülemesi gerekiyor. Yani cevap D şıkkı oldu. Aralarında 1000 metre bulunan iki bisikletli birbirlerine doğru aynı anda hareket etmeye başlamışlardır. Birinci bisikletin hızı dakikada 24 metre, ikinci bisikletin hızı ise dakikada 16 metredir. Bu iki bisikletin T dakika sonra aralarındaki mesafeyi gösteren doğrusal denklem demiş. Şimdi T dakikada tabii ki önce bir her ikisi de ne kadar yol alıyor bunu bulmam lazım. Birinci bisikletli dakikada 24 metre yol alıyorsa 24 T dakikada 24 T kadar yol alacak. Yol eşittir hız çarpı zaman formülü uyguluyoruz. İkinci bisikletin hızı da dakikada 16 metre olduğuna göre ikinci bisikletli T dakikada 16 T kadar yol alır. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için aslında aradaki mesafe kapanıyor diyebiliriz. Toplamda ne kadar kapanmış olur? Yani aralarında artık T dakika sonra aralarındaki mesafeyi bulmak için ilk durumda aralarındaki mesafeden alınan toplam yolu çıkarmam lazım. Yani 1000'den arada kalan son mesafeyi bulmak için T dakika sonra aradaki mesafeyi bulmak için 1000'den ne çıkarıyorum? 24T ile 16T'nin toplamını yani alınan toplam yolu çıkarıyorum. Dikkat ederseniz eksi parantezini aldım. Hatta buradan bakın şıklarda bu hali olmadığı için şu ifadeyi ortak çarpan parantezine alabilirim. T parantezinde yazarsam x eşittir 1000 eksi T parantezinde 24 artı 16. Bu da bize B şıkkını verir. Evet, aritmetik dizinin tanımını yapmış. Ayrışık terimler arasındaki farkı ortak fark denir. Ayrışık her iki terim arasındaki farkı eşit olan diziye aritmetik dizinir. Bakın, ayrışık her iki terim arasındaki fark eşit olacak. Yani her seferinde örneğin atıyorum 4'er 4'er artması gerekiyor. İşte 3'er 3'er artması gerekiyor. Bu şekilde olursa eğer aritmetik dizi oluyor. Aradaki fark her zaman eşit olacak. Ayrışık iki terim arasındaki. Burada bir örüntü vermiş. Aynı zamanda bunun bir aritmetik dizi olduğunu söylüyor. Birinci terimi a, ikinci terimi 2a artı b, üçüncü terimi 3a artı 2b şeklinde gidiyor. Şimdi ayrışık iki terim arasındaki fark her zaman eşit olmak zorunda. O zaman bir terimden kendisinden önceki terimi çıkarırsam aradaki farkı bulabilirim. Yani 2a artı b'den a'yı çıkarıyorum. Kendisinden önceki terimi çıkarıyorum. Buradan ben ortak farkı bulmuş oluyorum. A artı b, a artı b şeklinde artıyor hep terimlerimiz. Bakın üçüncü terimden ikinci terimi çıkarırsam yine aynı ifadeyi bulacağım. Yani her bir terim bir önceki terimden a artı b kadar fazla. Ortak farkımız bu. Hangisi yanlıştır diye sormuş. 11. terim 9. terimden 2a artı 2b kadar fazla. Şimdi 11. terim ve 9. terim arasında iki terim var. Her bir terimde a artı b koyuyorsa iki terim fark var arada. O zaman bunu 2 ile çarparsınız. 2 çarpı a artı b'den 2a artı 2b kadar fark olacak. Doğru. 44. terimi 45a artı 44b'dir. Bunu kısa yoldan şöyle yapabiliriz. Bakın birinci terimi a olarak vermiş. Birinci terimde sadece a değişkeni var. İkinci terim 2a artı 2a artı b. Çünkü her bir terimde ne yapıyor? Bir sonraki terimi bulmak için hep üzerine a artı b kadar ekliyor. Ekleme yapıyor. Yani aslında a değişkeninin katsayısı kaçıncı terimse eğer o terimin sayısıyla aynı olmak zorunda. Ama b'nin katsayısı ondan bir eksik olacak. Yani 44. terimin aslında 44a artı 43b olması gerekiyordu. O yüzden B şıkkı yanlış oldu. A ve 2 basamaklı asal sayısı için 2 basamaklı bir asal sayı olacak. Ve rakamları birbirinden farklı olmalı. Rakamların toplamı asal olmalı. A, B büyüktür. A, E, B, A şartını sağlamalı. Bu şartları sağlayan kaç tane A, B sayısı vardır demiş. Şimdi bu şartları sağlayan A, B sayılarına bakalım. Bu şartları sağlayan birinci sayı 43. Hem kendisi asal. Bu rakamları birbirinden farklı. Rakamların toplamı da 7 yaptığı için yine asal. AB 43 ise BA 34 olur. AB BA'dan büyük. Bu şartı sağlayan ikinci sayı 61. Yine aynı şartları sağlıyor. 83 ve 97. Zaten iki basamaklı demiş. Yani 4 tane. Evet, 8A sınıfındaki kız erkek ve gözlüklü gözlüksüz öğrencinin dağılımını gösteren tablo verilmiş. Bu sınıfa erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu 5 kişilik gözlüksüz öğrenci grubu. 5 kişi geliyor sınıfa, 5 kişi daha katılıyor. 5'i de gözlüksüz ama erkek sayısı kız sayısından fazla. Yani gözlüksüz öğrencilerin sayısı değişiyor aslında. Gözlüklülerin sayısı değişmiyor. Son dönemde oluşan sınıfla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi de hangileri doğru olur demiş. Seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız olma olasılığı azalmıştır.
Gözlüklerin sayısı aynı kalıyor ama gözlüklü kız ve erkeklerin sayısı aynı kalırken sınıf mevcudu arttığı için gözlüklü kız olma olasılığı azalmıştır. Doğru. Sınıf mevcudu artıyor çünkü. Seçilen bir öğrencinin gözlüksüz erkek olma olasılığı artmıştır. Bu da doğru. Şöyle, ilk yılda gözlüksüz erkeklerden 3 tane var ama sınıfa 5 kişi daha katılıyor ve bu 5 kişiden de gözlüksüz erkeklerin sayısı gözlüksüz kızların sayısından daha fazla. Yani bu 5 kişi içerisinde erkeklerin sayısı daha fazla olduğu için bu da doğru. Yoğun erkeklerin sayısı artıyor çünkü. Seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı azalmıştır. Bu da aynı şekilde 5 kişilik gruptan erkek sayısı daha fazla olduğu için 3. örneği de doğru oluyor. Cevap B şıkkı. Evet, ayakkabıların etiket fiyatları ve etiket fiyatları üzerinden yapılan indirim yüzdeleri yazılmıştır. Tarık Bey vitrindeki ayakkabıların tamamını beğeniyor ve cebindeki parayla bu ayakkabılardan birini almak istiyor. Cebindeki paraya baktığında ürünü, istediği ürünü alabilme olasılığının 3 bölü 5 olduğunu görüyor. Önce bir şu fiyatları verilenlerin indirim yüzdelerini, yani indirim sonucunda, yapılan indirim sonucunda kaç TL'ye geldiklerini bir bulalım. 180 TL'lik ürüne %20 indirim yapılmış. 180'in %20'sini hesaplıyorum. 36. 180'den 36 çıkarırsak artık bu ürünün indirimli fiyatı 144 TL olacak. 200'ün %24'ünü hesaplıyorum. %24 indirim yapılmış. Buradan da 48 gelecek. 200'den 48 çıkarırsam bu ürünün indirimli fiyatı artık 152 TL. 160 liralık ürüne de %5 indirim uygulanmış. Buradan da 8 TL indirim olduğu anlamına gelir. 160'dan 8 çıkarırsam bunun indirimli fiyatı yine 152 TL. Son olarak 240'ın %40'ını hesaplıyorum. Buradan da 96 gelir. 240'dan da 96 çıkarırsak yine 144 TL yapacak. Evet, bu 4 üründen ikişer tanesinin fiyatları aynı. 5. ürünün fiyatı bizim için önemli o zaman. Fiyatı ve indirim oranı verilmeyen ürün aşağıdakilerden hangisi olamaz? Unutmayın, şu oran, şu olasılık değeri bizim için önemli. Cebindeki parayla bu ürünlerden birini alma olasılığı, alabilme olasılığı 3 bölü 5. Hemen şunun fiyatını hesaplıyorum. 190 liralık ürün %25 indirim yapılmış. Bakalım indirimli fiyatı ne kadar olacak? Onu da şurada hesaplayalım. 190 çarpı 25 bölü 100 dedim. Şöyle sadeleştirirsem buradan 47,5 gelecek. 190'dan da 47,5 çıkarırsam bu ürünün indirimli fiyatı 142,5 olur. Aslında şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi 4 tane ürün, 5.'nin de fiyatını bulduk. 142,5. Demek ki bu adamın cebindeki para 150 olabilir. 151 TL olabilir. Yani 152 geçirmesi gerekiyor. 152 ve 152'den büyük olmaması gerekiyor. 150, 151 gibi bir değer olursa 3 tane ürün alabiliyor. Demek ki bu olabilir. Yani aslında 152 ve 152'den büyük bir değer çıkmaması gerekiyor. Bunun olamayacağını söyleyebiliriz. Evet, 210 liralık ürüne %28 indirim yapılmış. Hemen bunu %28'ini hesaplıyorum. 210 çarpı 28 bölü 100. Buradan da 58,8 gelecek. 58,8 TL indirim yapıldığında 210'dan 58,8 çıkarırsam bunun da indirimli fiyatı 151,2 olur. Bakın bu da 152'yi geçmeyen bir değer. O yüzden ürünün fiyatı bu da olabilir. Son olarak C şıkkına gidip bakalım. 170 liralık ürüne %10 indirim yapılmış. 170'in %10'u zaten 17 TL yapar. 170'ten de 17 çıkarırsam bu ürünün fiyatı 153 oluyor. Demek ki fiyatı verilmeyen ürün C şıkkındaki ürün olamaz. 152'den büyük çıktığı için. Evet, şekil 1'deki kare ok yönünde bir kez katlanıyor. Bakın bir kez katlanmış. Bir kare şeklinde bir kağıt var elimizde. Bir kez katlıyoruz ve şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Şekil 2'deki dikdörtgenin iki köşesinden dik kenarların uzunluğu x eksi 4 birim olan iki tane ikizkenar dik üçgen kesilip çıkarılıyor. Daha sonra şekil 2 tekrardan açıldığında açık halinin bir yönünün alanı 7x kare artı 46x eksi 7 olduğuna göre şekil 1'deki karenin çevresi isteniyor bizden. Şimdi bir kez katlamak demek aslında bu kağıda iki kat yapmak demek. Yani aslında ben burada tabii ki ön yüzünü görüyoruz. Yani arkasında bir kat daha var. Aslında ön yüzden bakıldığında
Sadece iki tane dik üçgen kesmişiz gibi gözükse de bir kez katladığımız için aslında şu an orada iki kat, şekil 2'de iki kat kağıt var. O yüzden aslında dört tane ikizkenar dik üçgen çıkarıyoruz. Kenar uzunlukları, dik kenarları x eksi 4 birim olan. Ve bu kenarlar, bu üçgenler kesildikten sonra kalan alanı da bildiğimiz için kesilen kısımların alanıyla kalan kısmın alanını toplarsam ilk durumdaki şeklin alanını bulabilirim. Alanını bulduktan sonra da bir kenar uzunluğu bulup daha sonra çevresini bulacağız. Önce bu dik üçgenlerden bir tanesinin alanı buluyorum. Dik kenarlar çarpımının yarısı kadardı. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 4 bölü 2. Ama tabii ki bu dik üçgenlerden 4 tane kesip attık aslında. O yüzden 4 ile çarpıyorum toplam alanı bulmak için. Şöyle sadeleştirelim. X eksi 4 çarpı x eksi 4 de şu şekilde açabiliriz onu. X kare eksi 8x artı 16 şeklinde. Bu 2 ile dağıtırsam 2x kare eksi 16x artı 32, bu kesilen dik üçgenlerin, 4 tane dik üçgenin alanları toplamı. Bir de kesildikten sonra kalan alanı biliyorum. 7x kare artı 46x eksi 7. Bu ifadeyle dik üçgenlerin alanları toplamını toplarsam, bu ifadeleri toplarsam şekil 1'de, yani ilk durumdaki karenin alanını bulmuş olurum. Bu iki ifadeyi toplayalım şimdi. 2x kare eksi 16x artı 32 artı 7x kare artı 46x eksi 7. Hemen benzer terimler arasında toplama işlemi yapıyorum. 9x kare artı 30x artı 25. Bu da zaten bize bir tam kare özdeşliğini veriyor. Bakın 9x kare 3x'in karesi 25 ile 5'in karesi olduğu için aslında bu ifade 3x artı 5'in karesidir diyebilirim. Demek ki şekil 1'deki karenin alanı 3x artı 5'in karesine eşit olduğuna göre bu karenin bir kenar uzunluğu 3x artı 5 birimdir diyebiliriz. Ve bizden karenin çevresi isteniyor. Çevresini bulmak için de bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyorum. 3x artı 5'i 4 ile çarparsam buradan da şeklin çevresi 12x artı 20 gelecek. Yani cevap B şıkkı oldu. Beyza Hanım bu mağazanın önünden geçerken eşe doğum günü hediyesi olarak vitrinde görünen ürünlerden almak istiyor. Beyza Hanım'ın cebindeki para bu ürünlerden birbirinden farklı herhangi ikisine yetmediği için. Yani burada 5 tane ürün var ama herhangi ikisine yetmiyor parası. Yani bu şu demek oluyor. En ucuz, birbirinden farklı olan en ucuz iki ürünü bile alamayacak kadar parası var. Cebindeki para en fazla hangisi olabilir? O zaman burada fiyatı en düşük olan iki ürünü topluyorum. Yani aslında şunu demek istiyorum. Fiyatları en düşük olan iki ürünü bile alamayacak kadar az miktarda parası var. Bu ikisinin toplamından az olacak şekilde en fazla ne kadar olabilir parası? Bunu değerlendiriyoruz. 49,99 ile 49,5'u toplarsam buradan 99,49 çıkıyor. Demek ki herhangi iki ürün alacak kadar parası olmadığına göre cebindeki para 99,49'dan az olacak şekilde, en fazla bu miktara geçmeyecek şekilde cebindeki para en fazla 99,48 TL olabilir. Onu da çözümlenmiş hali A şıkkında var. Çorbaların içinde birden 10'a kadar olan doğal sayıların ardışık 4 tanesinin yazılı olduğu özdeş 4 kart vardır. Ama birden 10'a kadar ardışık 4 tanesi yazılı hangi 4 sayı, bunu bilmiyoruz ilk durumda. Daha sonra birden 11'den 22'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bu torbanın içine atılıyor. Bakın ilk durumda 4 tane kartımız vardı içerisinde. Ardışık sayıların yazılı olduğu, birden 10'a kadar herhangi 4'ünün yazılı olduğu. Daha sonra bunun içine 12 tane daha kart atıyorum. 11'den 22'ye kadar sayıların yazılı olduğu 12 tane daha kart atıyorum. Son durumda torbamdaki kart sayısı 16 oldu. Torbadan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal olma olasılığı 3 bölü 8. Şimdi olasılık değeri 3 bölü 8 ama bizim tüm durumlarımızın sayısı 16. O zaman paydayı 16 yapacak şekilde bu olasılık değerini genişletiyorum. 3 bölü 8 paydası 16 olması için 2 ile genişletmem lazım. Buradan da 6 bölü 16 geliyor. Yani asal olma olasılığı aslında 6 bölü 16. O zaman bu 16 karttan 6 tanesinin üzerinde asal sayı yazıyor. Zaten 11'den 22'ye kadar olanların içerisinde kaç tane asal var? Bunu biliyoruz. Bakın 11, 13, 17 ve 19. Demek ki bu 6 tanesinden 4'ü burada. Geriye kalan 2 tanesi ise işte şu 4 tanesinin içinden, yani ilk atılan 4 kart arasından.
Bu torbanın içindeki kartlarda yazılı 4 karttan en büyük numaralı kart hangisi olamaz demiş şimdi. Birden 10'a kadar olan sayılardan ardışık 4 tanesini seçmem lazım ama bunların içerisinde, bu ardışık 4 tane sayının içerisinde 2 tanesi asal olacak. Eğer seçtiğim sayı 10 olursa, yani en büyük numaralı kart 10 olursa ardışık 4 tane almam gerekiyor. Bu ardışık 4 kart 7, 8, 9, 10 olur. Bu durumda içlerinden sadece bir tanesi asal olmuş oluyor. Ama bize iki tane asal sayı lazım. O yüzden en büyük numaralı kartımız 10 olamaz diyoruz. Evet, bir takım formasının fiyatı 3 üzeri XL, takım atkısı ise 2 üzeri XL olarak satılmaktadır. Eren 4 tane takım forması, 3 tane takım atkısı satın alıyor. Şimdi 4 tane takım forması satın alırsa 4 çarpı 3 üzeri XL para ödeyecek. 3 tane takım atkısı satın alırsa 3 çarpı 2 üzeri XL para öder. Formalar için ödediği miktar, yani 4 çarpı 3 üzeri x değeri, atkılar için ödediği değerden, yani 3 çarpı 2 üzeri x değerinden 276 TL daha fazla. O zaman hemen denklemini kuruyorum. Formalar için ödediği ücret, atkılar için ödediği ücretten 276 TL daha fazladır. Bu denklemin sağlanması için x'in 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu durumda formanın ve atkının fiyatlarını bulabiliyorum ben. X gördüğüm yere 4 yazarsam 3 üzeri 4'ten takım forması 81 TL, 2 üzeri 4'ten takım atkısı ise, bir tane takım atkısının fiyatı ise 16 TL oldu. 4 üzeri x TL'ye kaç tane takım atkısı alabilir? Toplam harcaması gereken ücret 4 üzeri x. Ve zaten x'te 4 bulmuştuk. 4 üzeri 4 TL'ye kaç tane atkı alabilir? Atkının bir tanesi 16 TL olduğuna göre, yani aslında bunu da 4 tabanında yazarsam, 4 üzeri 2 yazarsak daha kolay bölmüş oluruz. 4 üzeri 4'ü 4 üzeri 2, yani bir tane atkının fiyatına bölersem buradan da 4 üzeri 2, yani 16 gelecek. Demek ki bu fiyata 16 TL, 16 tane takım atkısı alabilir. 4 arkadaşın alma istedikleri gömlekler ve fiyatları verilmiştir. Bu 4 arkadaşın üzerlerinde bulunan para miktarı ile banka kartlarında bulunan para miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 4 arkadaştan hangileri üzerlerinde bulunan paraları ve banka kartlarındaki paraları kullanarak istedikleri gömleği alabilir. Şimdi Enes'e bakıyorum öncelikle. Enes'in almak istediği gömleğin fiyatı 111 TL. Üzerinde bulunan para 90 TL. Gömleği alabilmesi için daha 21 TL'ye ihtiyacı var. Ama bankada bulunan parası 21 liradan daha düşük bir değer. O yüzden Enes istediği gömleği alamaz. Ayşe'nin almak istediği gömlek 128 TL. Ayşe'nin üzerinde bulunan para miktarı 110 TL. Daha 18 TL'ye ihtiyacı var. Şimdi bu değer 18'den büyük mü küçük mü, buna bakıyoruz. Bir kere 18'in, şimdi bu köklü bir ifade olduğu için 18'in karesini alıyorum, 324. Eğer kök içindeki sayı 324 ve 324'ten daha büyükse istediği gömleği alabilir diyeceğiz. 2 kök 85. Buradan da 2'yi kök içerisine 4 olarak atarsam kök içerisine 4 çarpı 85'ten kök 340 gelecek. Yani 18'in karesinden daha büyük bir değer, kök 324'ten daha büyük bir değer olduğu için bankada bulunan parası gömleği almaya yetiyor. Ayşe istediği gömleği alabilir. Hamza'nın üzerinde bulunan para miktarı 85 TL. Almak istediği gömlek ise 98 TL. Yani bu arkadaşımızın daha 13 TL ihtiyacı var. 13'ün karesi ise, pardon, 14 TL'ye ihtiyacı var. 14 TL'ye daha ihtiyacı var. Bankada bulunan parası 5 kök 6. 5'i içeriye 25 olarak atıyorum. 25 çarpı 6'dan kök içerisinde 150. Bankadaki para miktarı karekök 150 ama 14'ün karesine yapar 196. Yani karekök 196 ve daha büyük bir değer çıkması gerekiyordu. Hamza istediği gömleği alamaz. Bu durumda ne kalmış oldu? Ayşe ve İlay kaldı. Cevap C şıkkı oldu. Ve
Ankara'da üç arkadaş uzaktan kumandalı arabalarıyla uzunluğu 10 metre olan bir yarış pistinde arabalarını yarıştırmaktadırlar. Adem'in arabası saniyede karekök 0,75 metre, Ümit'in arabası saniyede karekök 0,8 metre ve Turgut'un arabası saniyede 7 çarpı karekök 0,02 metre yol almaktadır. Aynı anda yarışa başlayan bu üç arkadaşın 10. saniyede bitiş çizgisine en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanışı. Şimdi saniyede aldıkları yollar zaten belli. Yine yol eşittir hız çarpı zaman formülü kullanacağız aslında. Zaten saniyede aldıkları yol hızları anlamına geliyor. Metre bölü saniye cinsinden verilmiş hızları. 10 saniye sonunda kaçar metre yol almış olurlar. Bu 10 saniyede en fazla mesafeyi kat eden arkadaş bitiş çizgisine daha yakın olacak. Buna göre sıralıyoruz. Yani aslında aldıkları yolları büyükten küçüğe sıralayacağız. En yakın olandan en uzak olana doğru da sıralamış olacağız bu durumda. Önce bir şu hızlarını düzenleyelim. Adem, Ümit ve Turgut. Adem'in arabası saniyede karekök 0,75, yani karekök içerisinde 75 bölü 100 metre yol alıyor. Bunu da kök dışına çıkarırsam 5 kök 3 bölü 10. 1 saniyede aldığı yol 5 kök 3 bölü 10 metre. Bunu 10 ile çarparsanız eğer bu değeri, çünkü 10 saniye sonundaki aldığı yolları bulmaya çalışıyoruz. 10 ile çarparsam bakın 10 saniye sonunda aldığı yol 5 kök 3 metre olacak. Ümit'in arabası saniyede karekök 0,8 metre yol alıyormuş. Yani karekök içerisinde 8 bölü 10. Bunu da şöyle yazabilirim. 2 kök 2 bölü kök 10 olarak yazıyorum. Bunu 10 ile çarparsam bakın bu 10 aslında kök 10 ile kök 10'un çarpımıdır. O yüzden şuradan birer tane kök 10 sadeleşirse burada kök 10 kalacak sadeleştirdikten sonra. Yani bu da 10. saniyede 2 kök 20 metre yol aldığı anlamına geliyor. Daha sonra bu sayıları büyükten küçüğe sıralayacağız. Turgut'un arabasının hızı ise saniyede 7 çarpı karekök 0,02 metreydi. Yani 7 çarpı karekök 2 bölü 100. Bu da 7 kök 2 bölü 10 anlamına geliyor. Bunu da tekrar 10 ile çarpıyorum. 10 saniyede kaç metre yol aldığını bulmak için. Turgut'un arabası da 10 saniye sonunda 7 kök 2 metre yol almış oluyor. Şimdi bu sayıları A45 şeklinde yazılmış ama biz bunları tek tek toplayıp tek tek içerisine yazıp sıralayacağız. 5 kök 3, 25 çarpı 3'ten kök 75 demek. 2 kök 24 çarpı 20'den kök 80 demek. 7 kök 2 ise 49 çarpı 2'den kök 98 demek. Aslında 10 saniye sonunda Turgut'un arabası en fazla mesafe aldığı için bitiş noktasına en yakın olan Turgut'un arabası olacak. Yani sıralama Turgut, Ümit ve Adem şeklinde olacak. Onun için sorunun cevabı A şıkkı olmuş oldu. Yukarıda üzerindeki yazılar hariç özdeş 10 kart bir torbaya atılıyor. Bir torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Üzerinde bilimsel gösterim yazan bir kart olma olasılığı 2 bölü 5'tir demiş. Hemen bakalım. Bu 10 karttan hangilerinde yazan sayılar bilimsel gösterime uygun? Şimdi bilimsel gösterime uygun olması için katsayının 1 ile 10 arasında bir değer olması gerekiyor. Bilimsel gösterime uyan sayılardan bir tanesi bu. Bakın bu bilimsel gösterime uymaz. Katsayısı 1 ile 10 arasında olduğu için bu sayımız da yine bilimsel gösterime uyuyor. Bu da aynı şekilde. Şimdi eğer 1 bölü 10 üzeri eksi 5 sayısını ben 1 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazmış olsaydım evet bilimsel gösterime uygundu ama üzerine yazılan sayıları direkt değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şu haliyle bilimsel gösterime uygun değil.
aslında bilimsel gösterim yazan bir kart olma olasılığı 3 bölü 10. Bu da 2 bölü 5 değerine kesinlikle eşit değil. Birinci öncül yanlış olmuş oldu. Üzerinde irrasyonel bir sayı yazma olasılığı imkansızdı demiş. Yani bu 10 karttan içerisinde irrasyonel sayı olan yok demek istiyor ama bakın eksi karekök 0,9, bu da eksi 3 bölü kök 10 demek. Kök 10 kök içerisindeki 10 sayısı kök dışına çıkamadığı için tam karesayı olmadığı için irrasyonel sayı olarak kalacak. Yani ikinci öncülde yanlış olmuş oldu. Cevap 1 ve 2. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen teraziler denge konumunda da demiş. Bu cisimlerin kütleleriyle aşağıda verilen sayılardan hangisi denge konumunu sağlayamaz? Şimdi şekil 1'e baktığımda bir tane yeşil cisim 3 tane üçgen pembe cisme karşılık geliyor. Yani şekil dengede, denge konumunda. Eğer yeşil cismin kütlesi 3 kök 3 olursa, pembe cisimlerin her birinin kütlesi de kök 3 olursa şekil 1'deki denge sağlanır. Ama şekil 2'yi de sağlatması gerekiyor. Bu ikisinin toplamı bakın sol kefede 3 kök 3 ve kök 3 olursa toplamları 4 kök 3. Mavi cisimlerden bir tanesinin kütlesi 2 kök 3 olursa 2 tane var burada. Bu da 4 kök 3 yapar. Yine denge sağlanmış olur. A şıkkı bozmadı. B şıkkına bakalım. Yeşilin kütlesi 6 kök 5. Pembenin kütlesi kök 20. Yani 2 kök 5 olursa. Mavi de kök 80. Yani 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olursa denge sağlanır mı? Yeşilin bir tanesi pembenin 3 tanesine karşılık gelmeli. 2 kök 5 3 çarparsam 6 kök 5 şekil 1'deki denge sağlanıyor. Şekil 2'ye baktığımızda yeşil ve pembenin toplamı 2 tane mavi cisme karşılık gelmeli. Yeşil ve pembeyi toplarsam 6 kök 5 artı 2 kök 5'ten 8 kök 5. Bir tanesinin kütlesi mavinin bir tanesinin kütlesi 4 kök 5'ti. Burada da 2 tane var yine 8 kök 5 yapacak. Burada da denge sağlanmış oldu. Burada kök 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 demek. Pembenin kütlesi kök 27 yani 3 kök 3 olursa ve mavinin kütlesi kök 48'den 4 kök 3 olursa denge sağlanır mı? Bir kere zaten şekil birden işi bozuyor. Neden? Çünkü yeşilin kütlesi 6 kök 3 olursa pembenin kütlesi 3 kök 3 olarak verilmiş. Ama burada 3 tane pembe cisimden var. Yani 9 kök 3 yapar. Denge sağlanmamış oldu. Yani cevap C şıkkı. Asal sayılar ve çarpanlar konusunu anlatan matematik öğretmeni Mert Bey öğrencilerine bu konuyla ilgili bir yarışma hazırlıyor. Yarışmanın kurallarını şu şekilde belirliyor. Her öğrenci birer pozitif tam sayı seçecek. Öğrenciler seçtikleri sayının pozitif tam sayı bölenlerini bulacak. Tüm bölenler için ikişer puan, asal olan tek sayı bölenler için yani 3, 5, 7 gibi bölenler için ekstra 3'er puan. Asal olan çift sayı bölenler için. Zaten asal olan çift sayı sadece 2 var. Yani seçtikleri tam sayının bölenlerinden, pozitif bölenlerinden bir tanesi 2 ise, 2 de varsa içlerinde ekstra 5 puan alıyor bunun içinde. Evet, 4 öğrenci birer kart çekiyor. Nergis 64, Umut 80, Rana 40 ve İrem 60 numaralı kartı çekiyor. Buna göre en fazla puan olan öğrenci kaç puan almış? Şimdi Nergis'le hesaplamaya başlayalım. Nergis 64 numaralı kartı çekmiş. 64'ün tüm pozitif bölenlerini yazacağız öncelikle. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Bir kere her bir pozitif bölen için tüm bölenler için ikişer puan alıyor. Yani toplamda kaç tane böleni var? 7 tane. 7 kere 2, 14. Buradan bir 14 puan geldi. Asal olan tek sayı bölenler için. Asal olan tek sayı böleni yok 64'ün. O yüzden ekstra puan alamadı buradan. Asal olan çift sayı böleni için. Bakıyorum 2 var mı asal bölenlerinde? Asal çift sayı olarak. Evet var. Bunun için de ekstra 5 puan alacak. Demek ki Nergis'in aldığı toplam puan 19. Umut 80 numaralı kartı seçmişti. 80'in pozitif bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80. Toplamda 10 tane pozitif böleni var. Bunların her biri için ikişer puan alıyorsa buradan öncelikle bir 20 puan alacak. Zaten asal olan tek sayı böleni hangisi var sadece? 5 var. Buradan bir ekstra 3 puan olacak. Asal olan çift sayı böleninde sadece 2 var. Onun için de ekstra 5 puan aldığımda Umut'un toplam puanı 28 oldu. En yüksek puan alanı bulmaya çalışıyoruz. Hepsini tek tek hesaplıyorum. Son olarak, pardon, üçüncü olarak 40 numaralı kartı çeken Rana'nın alacağı puanı hesaplıyorum şu an. 40'ın pozitif bölenlerini yazarsam 1, 2,
4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Toplamda 8 tane pozitif öğreni var. Bunların her biri için 2'şer puan oluyor. Yani 16 puan buradan geldi. Asal tek sayı böleni bir tane, o da 5. Bunun için ekstra 3 puan aldı. Artı asal çift sayı böleni 2 var zaten sadece. Bunun için de ekstra 5 puan aldı. Rana'nın aldığı puan toplamda 24 olmuş oldu. Bakalım 60 numaralı karttan 35 puan alabilecek mi İrem? Eğer alabiliyorsa cevap A şık olacak. 60'ın pozitif bölenlerini yazıyorum. Aslında zaten burada sorunun mantığı şu. Genelde sayıların hepsinde 2 çarpanı var. Yani 2 pozitif böleni var. O yüzden ekstra 5'er puan kesinlikle alınıyor. 4'de çift sayı olduğu için. 3 çarpanı bazılarında var, bazılarında yok. Ama zaten 3 varsa, yani asal tek sayı böleni varsa, ki bunlar yine çift sayı olduğu için hani 5 gibi, 7 gibi asal tek sayı bölenler her birinde yok. Sadece 80'in içerisinde ve 40'ın içerisinde var. 60'da da yine var. Ama aslında burada en çok puanı getirecek olan şey, durum, pozitif tam sayı böleninin daha fazla olması. Yani mesela 64'ün pozitif böleni 7 taneydi. Burada 80'in pozitif bölen sayısı 10 tane olduğu için fazladan 20 puan. 20 puan almış oldu. Yani pozitif bölen sayısı en büyük olan sayı, en fazla olan sayıyı bulmaya çalışıyoruz aslında. En çok puan getirecek olan o çünkü. 60'ın pozitif bölenlerini yazacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane pozitif böleni var. Her birinin 2'şer puan alıyor. Yani buradan 24 puan aldı. Asal tek sayı bölenleri kaç tane? Bakın 3 var. Bir de 5 var. Buradan da 3'er puan alırsa yani 6 puan almış oluyor toplamda. Asal çift sayı böleni 2 var. Bunun için de ekstra 5 puan aldığında aldığı toplam puan 35 olacak. Yani en yüksek puan, alınan en yüksek puan 35 olmuş oldu. Karekök içerisinde a kare çarpı b eşittir a kök b. A kök b şeklindeki yazılışı göstermiş bize bir sayının. K ve L birden büyük doğal sayılar olmak üzere kök 300 eşittir k kök L şeklinde gösterildiğinde k artı L'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin farkı. Şimdi kök 300 sayısının a kök b şeklindeki farklı yazılışlarını bulmak istiyorum ben önce. Tabii ki bunu nasıl yapıyoruz? Asal çarpanlarını ayırarak. 300 önce bir asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm 150. 2'ye bölüyorum 75. 3'e böldüm 25. 3'e böldüm 5. Pardon, 5'e böldüm. Düzelteyim. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 şeklinde bitirdim. Demek 300'ün çarpanları 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Öncelikle kök 300 zaten a kök b şeklindeki yazılışlardan bir tanesi. Yani bu sayının kendisinden bir kök 300 olarak alabilirim. Bu birincisi. Dursun. Daha sonra bakın iki tane iki çarpanı var. Eşini bulan dışarıya çıkıyor. Yani aslında buradaki kök içerisindeki 300 içindeki 4 çarpanı dışarıya kök dışı 2 olarak çıkarsa 2 kök 75 olarak alabiliriz. Bu ikinci yazılış oldu. A kök B şeklindeki farklı yazılışlardan. Bakın 5 çarpı 5'ten 25 çarpanı var içerisinde. Bu 25 kök dışına 5 olarak çıkarsa 5 kök 12 olarak yazabilirim. Ve son olarak 4 çarpı 25'ten içerisinde 100 çarpanı var. 100 çarpı 3. Bu da 10 kök 3 anlamına geliyor. 10 kök 3 olarak da yazılabilir. 4 farklı yazılış var ama K ve L'nin birden büyük doğal sayılar olduğunu söylemiş. Yani şu seçenek direkt eleniyor zaten. Bakın K 2, L 75 olursa K artı L'nin alabileceği değer 77 olur. Bu seçeneğe bakarsam 5 kök 12 olursa toplamları 17 olur. 10 kök 3 olursa K artı L toplamı 13 olur. Alabileceği en büyük değerle en küçük değerin farkı isteniyor bizden. 77'den 13 çıkarırsam cevap 64 olacak. üç milyon nüfusa sahip bir şehirde, yani nüfusu 13 milyon demek, 13 çarpı 10 üzeri 6 demek. 17 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak bir kişide tespit edilmiş. Bu tarih önemli. Ve yapılan araştırmada her 14 günde bir bu sayının 10 katına çıktığı görülmüştür. Yani aslında 28 gün geçiyorsa mesela 100 oluyor. 28 gün sonra
100 açıkladı. Çünkü bir kişiyle başlamış. İlk 14 gün sonunda 10 katına çıktı, 10 oldu. İkinci 14 gün sonunda tekrar 10 katına çıktı, 100 oldu. Bu şekilde kişi sayısı artıyor. Yukarıda verilen bilgilere göre haberin yapıldığı tarih. Şimdi haberin yapıldığı tarih bakalım haberde ne diyor? Dün, bakın haberin yapıldığı tarih ne? Yani hangi ay, ayın kaçı bilmiyoruz ama dünden bahsediyor. Yani haberin yapıldığı tarihin önceki gününden bahsediyor. Dün demiş. Dün tüm şehri etkisi altına alan ve bütün insanlarda görülen koronavirüs. Zaten bu kısım yeterli bizim soruyu çözmem için. Bu haberin yapıldığı tarih hangi tarihse ondan bir önceki gün artık zaten bütün insanlar da görülmüş. Yani şehrin tamamı, şehrin nüfusunun tamamı virüse yakalanmış. Bundan bahsediyor aslında. Şimdi eğer cevap A şıkkı olursa yani haberimizin yayınlandığı tarih, yapıldığı tarih 11 Mart 2020 olursa aslında şu anlama geliyor bu. 10 Mart 2020 tarihinde artık bütün insanlara bulaşmış. Bakalım öyle mi? Ne yapacağız tabii ki? Her 14 günde bir 10 katına çıkıyor. Bakalım 17 Aralık'tan 10 Mart'a kadar kaç gün geçmiş? Bunu 14'e böleceğim. Oradan kaç katına çıkmış olduğunu göreceğiz. Zaten ayların kaç şekli verilmiş bizde. Bir kere 17 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar bir 14 gün var. Yani A şıkkı için değerlendiriyorum şu an. Aralık ayından bir 14 gün geçiyor. Yani ilk 14 günü atlattık. Daha sonra Ocak ve Şubat aylarından 31 ve 29 gün geldi. Mart'tan da 10 gün sayıyorum. Buradan toplamda 60, 70, 84 diyecek. 84'ü 14'e böldüğümde, çünkü aslında bunu bir tur gibi düşünebiliriz. Yani her 14 günde bir 10 katına çıkıyor. Kaç kez 14 gün geçmiş? Onu hesaplıyoruz. Buradan da 6 kez geçtiği anlamına geliyor. Yani 6 kere 10 katına çıkmış. Bir kişiyle başlamıştı. Yani 6 kez 10 katına çıkması demek 10 üzeri 6 katına çıkması demek. Birden 10 üzeri 6 katına çıkıyorsa artık bu durumda ne olmuş oluyor? 10 Mart günü ya da 11 Mart günü 10 üzeri 6 kişiye bulaşmış oluyor. Ama bizim nüfusumuz 13 çarpı 10 üzeri 6. Yani tüm kişilere bulaşmış olmuyor. Eğer cevap 11 Mart olursa. A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Haberin yapıldığı tarih 25 Mart'sa dünden bahsediyor. Yani 24 Mart günü tüm insanlara bulaşmış olması gerekiyor virüsün. O zaman burada da 24 Mart günü için hesaplıyorum. Yani Mart'tan 24 gün alacaksınız. Aralık ayında yine bir 14 günüm var. Ocak'tan 31 gün. Şubat'tan 29 gün geldi. Mart'tan da 24 gün alıyorum. Buradan da toplam 98 gün geçmiş oluyor. Bunu yine 14'e böldüm. Buradan 7 gelecek. Bu sefer de 10 üzeri 7 katına çıkmış oluyor. 10 üzeri 7 yerine şunu yazabilirim. 10 çarpı 10 üzeri 6. Ama benim aradığım değer 13 çarpı 10 üzeri 6 ya da daha büyük bir şey olması gerekiyor. Ya da buna yakın bir sayı olması gerekiyor. O yüzden cevap B şıkkı da değil. C şıkkına bakalım. 8 Nisan 2020. Olan bir önceki gün yani 7 Nisan günü artık tüm insanlara bulaşmış olması gerekiyor. Hemen C şıkkının gün sayısının yani 17 Aralık gününden haberin yapıldığı güne kadar toplamda kaç gün geçiyor? Bunu yine hesaplıyorum. Aralık ayından 14 gün vardı. Ocak ayından 31 gün. Şubat'tan 29 gün. Mart 31 çekiyor. Buradan da yine bir 31 gün ve Nisan'dan da 7 günüm var. Eğer 8 Nisan olarak alırsanız yani direkt haberin yapıldığı tarihi de alabilirsiniz. Buradan 8 olarak alırsam hani düz çıksın diye tam bölünsün diye buradan 112 gün yapacak. 112'yi de 14'e böldüğünüzde tam 8 geliyor arkadaşlar. 111 yani buraya 7 olarak da alabilirsiniz. 111 bölü 14'ten yine 8'e çok çok yakın bir değer geliyor zaten. Bu da tam 8 kez 10 katına çıkması demek. Yani 10'la çarpılması demek 8 kez. Zaten ilk durumda bir kişi de vardı. Ne oldu artık? 8 Nisan günü artık 10 üzeri 8 olmuş oldu. Yani bizim şehir nüfusuna eşit ya da daha büyük bir değer bulduğumuz için cevap C şıkkı olur diyoruz. Aralarında 120 metre mesafe bulunan iki arkadaştan Begüm'ün bir adım uzunluğu kök 2 metre, Berna'nın bir adım uzunluğu ise kök 3 metredir. Birbirlerine doğru hareket eden bu iki arkadaştan Berna 5 adım atıyor. A noktasına Begüm ise 7 adım atarak B noktasına geliyor. Tamam, aradaki mesafe kapanıyor yani. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Begüm 7 adım atmış. Aldıkları yolları bulabilirim. Begüm'ün bir adımı kök 2 metre.
ve 5 adım atmış. Demek ki bir gün toplamda 5 kök 2 metre yol yürümüş ve şu noktaya geliyor, A noktasına. Şu mesafe 5 kök 2. Hemen bunun yaklaşık değerini hesaplayalım. Zaten hangisi olabilir diye sormuş. Yaklaşık değerle ilgili bir soru. 5 kök 2, 25 çarpı 2'den 25 çarpı 2'den kök 50. Yani 7 ile 8 arasında bir değer. Ile 8 arasında bir değer dedik. 7'ye çok çok yakın ama. Pardon, burada adım sayılarını yanlış yazdığım için yanlış hesapladım sanırım. Hemen düzeltelim. Tam tersi olacak. Berna 5 adım atarak A noktasına, Begüm 7 adım atarak. Begüm'ün attığı adım sayısı 7. Şunu da silelim. Yani aslında Begüm'ün aldığı yol toplamda 7 kök 2 metre oldu. Berna'nın adım sayısı ise 5. Begüm 7 adım atarsa ve bir adım uzunluğu da kök 2 metre ise toplamda aldığı yol 7 kök 2 metre olacak. Buradan da 49 çarpı 2'den kök 98 geliyor. Bu da 9 ile 10 arasında bir değer ama ona çok yakınız sayı. Berna'nın aldığı yola bakalım. Bir adım uzunluğu kök 3 metre ve 5 adım yol, 5 adım atmış. Berna'nın aldığı yol toplamda 5 kök 3 metre. Bu da 25 çarpı 3'ten kök 75 yapacak. Bu da kök 64 ile kök 81, yani 8 ile 9 arasında. Ama tabii ki 9'dan küçük. Şöyle düşünüyorum, hangisine daha yakın? Şimdi kök 98 10'a yakın. Eğer tam 10'a eşit olsaydı bu sayı, yani Begüm'ün aldığı yol tam 10 olsaydı, 10'dan küçük bir sayı ama. Berna'nın aldığı yolda kök 75, 8 ile 9 arası ama 9'a çok daha yakın. Yani 8,5'u geçmiş, 9'a yakın bir sayı. Bunun aldığı yolda tam 9 metre olsaydı toplam alınan yol 19 metre olurdu. Bu durumda aralarındaki mesafe 19 metre kapanmış olurdu. Yani şu noktalara geliyorlar artık. A ve B noktalarına geliyorlar. İşte bu iki nokta arasındaki mesafe 120 eksi 19'dan 101 metre olarak kalırdı. Eğer aldıkları toplam yol 19 metre olsaydı. Ancak alınan toplam yol 19'dan daha küçük. Çünkü Begüm'ün aldığı yol 10'dan küçük bir değer. Kök 98. Berna'nın aldığı yol da 9'dan küçük bir değer. Bu durumda aldıkları toplam yol 19'dan küçükse aralarındaki mesafenin, yani A ile B noktası arasındaki mesafenin de 101'den büyük bir değer olması gerekiyor. Bu durumda zaten 3 şık elendi, geriye sadece A şıkkı kalmış oldu. Çiftçi Kemal amcanın kare şeklinde kayısı ve kiraz bahçesi bulunmaktadır. Bahçelerin alanları farkı 1680 metrekare ve çevreleri toplamı 560 metredir. Bu iki bahçenin çevreleri farkı isteniyor bizden. Şimdi kare şeklinde zaten bu bahçelerin her ikisi de. Birinci bahçenin bir kenar uzunluğu x, ikinci bahçenin bir kenar uzunluğuna ise y diyorum. Bunlar kare şeklinde olduğu için direkt alanlarını yazabilirim. Birinci bahçenin alanı x kare, ikinci bahçenin alanı y kare oldu. Alanları farkının 1680 metrekare olduğunu biliyorum. Yani aslında şu cebirsel ifadeyi yazmamızı istiyor. X kare eksi y kare. Alanları farkı. Ve bu değer, bu ifade 1680 metrekare eşit. Çevreleri toplamı ise 560 metre. Şimdi birinci karenin bir kenar uzunluğu x ise çevresi 4x olacak. İkinci bahçenin bir kenar uzunluğu y idi. Bunun da çevresi 4y olacak. Çevreleri toplamı, yani 4x artı 4y ifadesi 560 metreye eşit. İkinci cebirsel ifade, ikinci denklemi kullanıyorum. Bakın 4x artı 4y. Bu ifadeyi ortak çarpan parantezine alırsam 4 parantezinde x artı y eşittir 560 gelecek. Ben iki tarafı 4'e bölüyorum x artı y'nin değerini bulmak için. Şunlar sadeleşirse eğer x artı y eşittir 140 bulundu. Şimdi elde ettiğim ilk denkleme geri dönüyorum. Bakın ne elde etmiştim? X kare eksi y kare eşittir 1680. X kare eksi y kare zaten alanları farkı diyor. Yani bize iki kare farkı özdeşini kullanmamızı istiyor bizden. X kare eksi y kare şöyle açıyorum bu ifadeyi. X eksi y çarpı x artı y eşittir 1680 anlamına geliyor.
3 saatiyenin değerini zaten 140 olarak buldum. 2 saatiye gördüğüm yere hemen değerini yani 140'ı yazarsam bu ifade 140 çarpı x eksi y olacak. O da 1680'e eşit. Şimdi her tarafı 140'a bölerek x eksiyenin değerini buluyorum. Çünkü çevreleri farklı isteniyor bizden. Her iki tarafı 140'a böldüm. Tekrar şuradan sadeleşsin. X eksi y eşittir. 12 geldi. 1680 bölü 180. X eksi y 12. Bizden çevreleri fark isteniyordu. Birinci bahçenin çevresi 4x, ikinci bahçenin çevresi 4y. Yani ben 4x eksi 4y ifadesinin değerini arıyorum. Yine ortak çarpan parantezine alıyorum. 4 parantezine yazarsam 4 çarpı x eksi y'nin değerini arıyoruz biz. X eksi y'yi de zaten 12 olarak bulmuştuk. 4 çarpı 12'den çevreleri farkı 48 metre olarak bulunur. Cevap A şıkkı oldu. Sorularımız bitti arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın.